Sivas'ta ne başkanım? Ali başkanım yok. Ali başkanım burada. Ali başkanım burada. Ali başkanım. Ne dedi ne başkanımız orada? DNF başkanımız. Necdet Bakan. Sayın Necdet Bakan. Merhaba. Tekrar sorumlu. Şöyle yapar mıyım? Ali başkanım. Ali başkanım. Yönetici arkadaşlar bu tarafa doğru. Tamamdır diye de şimdi abi. Şimdi ben dernekçiliğin ne olduğunu çok iyi bilirim. Ben İstanbul merkezli bütün Zonguldak derneklerinde ya kurucuyumdur ya da yöneticiyimdir. Yani hepsinde üyeliğim vardır. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de onursal başkanlığını yaptı. Yusuf Cevahir'in genel başkanlığını yaptı. Karadeniz Vakfı'nda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve birçok siyasetçiyle beraber görev yapıyorum. Ben oranın genel başkan yardımcısıyım. İçişleri Bakanımız da oranın genel başkan yardımcısı. Maliye Bakanımız da genel başkan yardımcısı. Yani ben sizlerin yaşamış olduğu sıkıntıları çok iyi bilirim. Pek beğendiremezsiniz kendinizi. Siyasileri de beğendiremezsiniz. Ama seçim zamanı sizi çok severler. Seçim zamanı sizi çok severler. Bir kere ben sizin içinizden geldiğim için çok iyi biliyorum, çok iyi anlıyorum. Bazen de öyle bir şeyler oluyor ki çok çok fazla söylemek istediğiniz şeyler var. Ama o buraya kadar geliyor, buradan dışarı çıkmıyor. Ama siz neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ben her gittiğim yerde de aynı şeyi söylüyorum. Sizler hakikaten önemli insanlarsınız. Beni her daim yanınızda göreceksiniz. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Şimdi ben Ereğli Hasbeyler'den olabilirim. Kozlu'da büyümüş olabilirim. Zonguldak'ta yaşamış olabilirim. Ereğli'de de yaşamış olabilirim. Fakat nedendir ben çok yani gerçi neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum ama şimdi seçim zamanı geldiği zaman burada bir hemşericilik başlıyor. Buna da çok karşıyım. Şimdi beni mesela Giresunlu yaptılar. Öyle mi? Tabii tabii. Beni Giresunlu dediler. Arkasından iki gündür de Sinoplu diyorlar herhalde. İşte o ona oy vermeyin. O işte Ereğli'nin yerlisi değil, o Sinoplu falan da diyenler de var, geliyor kulağımıza. Şimdi ben en baştan söyleyeyim. Bu memleketim Edirne'den Kars'a, en kuzeyinden en güneyine her bir toprağa şereflidir. Zonguldak'a da şereflidir, Trabzon'u da şereflidir, Kars'ı da, Giresun'u da. Şimdi arkadaşlar bazen bir siyaset yapıyorlar, işi çirkinleştiriyorlar, basitleştiriyorlar. Yani bu işlere hiç gerek duymasınlar. İnsanı insan olarak olduğu için sevsinler. Memleketlerine göre ayırmasınlar. Seçim bittikten sonra da yüzsüz yüzsüz buraları gezmesinler. Yani baştan söyleyeyim. Biraz da keskin konuşuyorum. Şimdi ben Ereğlili olsam, Ereğli'ye hiçbir faydam olmasa, Zonguldak'a hiçbir faydam olmasa ben ne yapayım o Ereğliliği? Öyle değil mi? Yani veyahut da atıyorum Çaycumalı olsam, Çaycuma'nın bir köyünden olsam, Çaycuma'ya ya da Zonguldak'a hiçbir faydam olmasa ne yapayım ben öyle siyasetçi? İline bir hayrı dokunmayan adam nereli olursa olsun. Şimdi burada hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz Ereğliliyiz, hepimiz Zonguldaklıyız. Artık bizler buraya yurt edinmişiz. Mezarlıklarımız burada ya. Yani bu işe böyle bakmak lazım hepimizin. Üç göbek önce Trabzon'dan gelmiş, dedesini buraya gömmüş, babasını buraya gömmüş, arkasından buraya yatırım yapmış ve arkadaşları hala Zonguldaklı kabul etmiyorlar. Ya bu işten artık bir sıyrılmak lazım. Bu iş artık çirkinleşiyor. Özellikle seçim zamanı çok çirkinleşiyor. Yani benim bu siyasilere nacizane bir tavsiyem olacak. Yani böyle yerlilicilik, yabancılık yaparsanız falan buralara hiç gelmeyin. Yani seçim zamanları hiç ziyaret etmeyin. Ben hakikaten çok sivri konuşurum.
Yani ağzımda, kalbimde ne varsa benim ağzımdan o çıkar. Ben babamın oğluyum. Benim rahmetli babam da öyleydi. Belki de en son söylemesi gerekeni ilk söyler derler ya, hani kitabı ortasından okumak. Bence biraz da bu yani dürüstlükle alakalı. Yani insan bir yerde bir hata gördüğü zaman konuşabilmeli. Ben her gittiğim yerde basın huzurunda konuşurum. Ve neden böyle konuşurum? Bir bağlayıcılığı olsun diye. Çünkü basın biliyorsunuz bir arşivdir. Arşivi çok güçlüdür. Dünyanın en büyük gücüdür basın. 30 yıl sonra bile konuştuğunuzu önünüze koyar. Sen bunu demiştin zamanında diye. Çünkü ben hakikaten yani 30 yıl önce ne söylüyorsunuz, 30 yıl sonra da aynı şeyleri düşünmek lazım diye düşünenlerdenim. Ben öncelikle bu karşılamanızdan dolayı, nezaketinizden dolayı, dostluğunuz ve misafirperverliğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama benim sizden bir istirhamım olacak. Beni buraya çağırdınız. Burada yaşayan bütün vatandaşlarımıza, dernek üyelerimize, en azından sizlere sorarlar. Murat Kotra nasıl biridir diye. Çünkü iki gün sonra oyatılacak. Yani en azından şuradaki samimi duygularla bir kere insanın gözlüğüne baktığınız zaman anlarsınız ne olduğunu. Evet. Yani benimle ilgili olumlu görüş bildireceğiniz, şunu oyatın diye, şu partiyi oyatın diye demiyorum. Ama en azından benimle ilgili bir soru sordukları zaman olumlu düşüncelerinizi söyleyeceğinize inanıyorum. Ben hemşerilerimizin desteğini bekliyorum. Ben sizin ayağınıza, sizin yanınıza 5 yılda bir gelen bir milletvekili olmayacağım. Onun da sözünü veriyorum. Çünkü ben şu andaki benim görevim, milletvekilinin zaten ben üstündeyim. Yani üstünün üstünde görev yapıyorum. Yerarşide onun iki üstündeyim. Yani benim istediğim şu MYK üyeliğinin yanına Zonguldak milletvekilini eklediğimizde birçok şeyi çözme imkanımız olur. Türkiye bir çağ atladı ama maalesef ben Zonguldak'ın bu çağ atlamasına ayak uydurduğunu görmüyorum. İnanmıyorum da. Zonguldak biraz daha artık şu zincirleri kırmasını gerektiğine inanıyorum. Türkiye'ye ayak uydurması gerektiğine inanıyorum. Ben sizlerden destek istiyorum. Bu konuda ben talibim göreve. Ben yapabilirim. Ben sizlerle beraber çalışabilirim. Ben Zonguldak'ın Ereğli Demirçeliği'nin işçi alımlarından tutun. Ereğli tersanelerine kadar, Alaplı limanına kadar, Ereğli devrek yoluna kadar, Alaplı Yılca yoluna kadar. Yani bu bölgeyle alakalı söyleyeyim. Her türlü çalışmayı yapmış bir kardeşiniz. Ama daha fazlasını yapabilmem için desteğinize çok ihtiyacım var. Sizi tek çekeyim başlarım bir tane. Ardahanlar görünüyor mu Oktay? Göründü başlarım. Yok değil mi Ardahanlar? Yaprağın yolcu yok. Çekil. O kadar insan.